Radyo Gazetesi. Sabah kahvesinin sonrasında bu kez Radyo Gazetesi ile karşınızdayız. Ekonomiyi konuşacağız. Ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Ekonomist Mahmut Sezinler stüdyomuzda. Soru ya da görüşlerinizi Kanal Sim'in Facebook sayfası üzerinden bize ulaştırabileceksiniz. Özellikle su konusuyla birlikte Türkiye'den gelen suyun yönetimi konusundaki tartışmalar devam ederken bir yandan imzalanmayan protokol ve ne yazık ki özellikle 13. maaş ödemeleri üzerinden beklentiler de devam ediyor. Bir yandan da neler yapılabilir aslında ekonomi anlamında daha az para alan en azından bir devlet olabilme adına neler yapılabilir? Tüm bunları konuşmaya çalışıyoruz. Dün de aynı şekilde. Yoksa en kolay, en iyi nasıl Türkiye'den para alabiliriz üzerine kurulan siyasetler midir geçerli olan? Tüm bunları konuşmaya çalışacağız konuğumuzla birlikte. Soru ya da görüşlerinizi Kanal Sim'in Facebook sayfası üzerinden bize ulaştırabiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Hoş geldiniz diyelim size. Hoş bulduk. İyi sabahlar dileyelim. Günaydın. Evet, bir yandan 2015 yılını aynı şekilde kapattık. Çok uzun yıllardır konuşuluyor su konusu. Ama suyu biz yönetebiliriz talepleri sonrasında Türkiye'nin de siz yönetemezsiniz şeklindeki tavrıyla beraber su konusu bir krize dönüştü. Ekonomik protokol imzalanmıyor. 13. maaşlar verilemedi. 13. maaşların verilememesiyle birlikte Maliye Bakanı'nın vesayetten kurtulmanın yoluna dönük olarak açıklamalar oldu. Tabii ki bu sadece 13. maaşlarla olmayacak ama muhakkak yapılması gerekenler vardır. Siz ekonomistler olarak neler öneriyorsunuz? Daha önce de çeşitli kez programlarımız oldu. Gerek sizle, gerek diğer ekonomistler ya da ekonomiyle ilgilenen çevrelerle çeşitli öneriler yapıldı. Biz bir kez daha sizden dinlemek isteriz. Bugün bu noktada neler yapılabilir? Önce şununla başlayalım ama sohbetimize. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Su kriziyle baş gösteren ve ekonomiye de yansıyan bu krizi. Bir ekonomist olarak da aynı zamanda da bu ülkenin hassasiyetlerini dikkate alarak da nasıl yorumluyorsunuz? Önce bununla başlayalım sohbetimize. Evet, tamam. Önce de teşekkür ediyorum. Yalnız tabii ülkemizde yaratılan su krizinin aslında ekonomiyle uzaktan yakından bir ilişkisi yok baktığımız zaman. Çünkü yani bu bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin veyahut da Kıbrıs'a aslında 1960 yılından itibaren var olan bir politikasıydı. Yani birazcık derinlemesine girersek o kaynağa erişeceğiz ki ve göreceğiz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'ne su getirme projesi mevcuttu. O zamandan belli vardı. Ama bir şekilde bu olmadı. Yani geldi işte 60'ta iyi çalışmayan bir Kıbrıs Cumhuriyeti oldu. Ondan sonra iki toplum arasında gerginlikler yaşandı. 74'te savaş oldu falan derken bu su projesi, Kıbrıs'ta su projesi gerçekleştirilemedi. Ve sonuç itibariyle bu proje daha sonra yani geçen yılda bir gerçekleştirme oldu. Aslında su olayı iki devlet arasında olan bir meseledir. Yani ne belediyeleri ilgilendiren bir olaydır aslında günün sonunda baktığımızda, ne BESK'i ilgilendiren bir olaydır, ne de biz ekonomistleri ilgilendiren bir olaydır. Biz ekonomistleri ilgilendiren olayın boyutu şuradadır ki su olayını ekonomik protokola dahil edilmesidir bizi ilgilendiren kısmı aslında baktığımızda. Ama biz olayın ekonomik boyutunun ötesini alırsak aslında bu bir siyasi boyuttur. Bana göre bir siyasi boyuttur. Yani şimdi bu su gelmeden önce bizim kendi su kaynaklarımız vardı bir şekilde. Ama fazla ama eksik. Ve bugüne kadar bu ülkede 1974'ten sonra Kuzey Kıbrıs'ta su yönetimi devlet su işlerinde oldu. Suyun dağıtımı ve tahsilatı da belediyelerde oldu. Peki bu süreç zarfında
Kuzey Kıbrıs'ta bu su yönetimiyle dağıtımı ve tahsilatında herhangi bir aksaklık oldu mu? Evet. Hayır. Normal su olduğu müddetçe dağıtıldı. Yağmurlar çok yağdı. Sular yer altında, kaynaklar iyi oldu. Sular düzenli verildi. Herkesin evinde sular düzenli aktı. Ve veyahut da suyun buzlanmasından veya kaynağın kötüleşmesinden dolayı Lefkoşa veyahut da Maus'a tarafı kaliteli su alamamış olabilir ama burada da yönetimin veyahut da belediyenin herhangi bir kusuru yok. Bu bir doğal süreç oldu. Evet. Peki şimdi ne değişti? Şimdi değişen şu. Bir su geliyor ülkemize başka bir komşu ülkeden veyahut da işte finansörümüzden. Bizim su kaynaklarımız çoğaldı. Su kaynaklarımız çoğaldığı zaman biz bu suyun yönetimini yapamaz mıyız demektir? Hayır. Öyle bir şey yok. Çünkü zaten sonuç itibariyle bizim su yönetiminde, dağıtımında ve tahsilatında zaten bir kurumlaşmamız var. Kimdir bunlar? Devlet su işleriyle, yani bizim devlet su işlerimizde belediyelerimizdir. Peki bu su Türkiye'den buraya geliyor borularla ve KKTC'nin kenti münhasır bölgesi içerisinden geçiyor bu borular. KKTC'nin kendi topraklarında gömülüdür bu borular. Yani bunun anlamı da şudur aslında. Yasal olarak baktığında bu gelen borular KKTC'nin kendi mülkiyetindedir. Neden? Çünkü kendi toprağımızda gömülüdür. Kendi toprağımızdan geçiyor ve gidiyor. Peki ben kendi toprağımdan geçen borunun, kendi toprağımdan geçen mülkün, benim olması gereken mülkü ben niye bir başkasına vereyim? Bu dünyanın neresinde gözükmüş bir olaydır? Bugün Türkiye'ye doğalgaz alıyor. Borular geçiyor oradan da. Evet. Borular geçiyor Türkiye topraklarından vesaire, işte Rusya'dan gelen doğalgaz boruları var, Ukrayna'dan gelen doğalgaz boruları var. Peki o doğalgazı Rusya mı yönetiyor? Evet. Toprakların mülkiyeti Rusya'da mıdır? Veya da Ukrayna'da mıdır? Hayır. Doğalgazı yöneten Türkiye. Dağıtımını yapan Türkiye, tahsilatı yapan Türkiye Cumhuriyeti. Biz niye bunu burada böyle yapmayalım? Benim anlayamadığım taraf burada bu aslında. Biz bu olay gereğinden fazla, daha doğrusu biz değil. Bu olay bence gereğinden fazla büyütüldü günün sonunda baktığımızda. Aslında olay büyütülmesinin de ötesinde başka bir boyuta girdi. Hangi boyuta girdi? Yani ben size veriyorum, siz bunu işi beceremiyorsunuz, ben yöneteceğim bunu. Ve ikide bir de bu konularda Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı önümüze koyuyorlar. İşte bakınız, siz Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı yönetemediniz, batırdınız diyorlar. İşte bakınız, siz kitleri yönetemediniz, batırdınız. Şu anda elektriği yönetemiyorsunuz, şu anda telefonu yönetemiyorsunuz diye sürekli önümüzde bir şeyler konuluyor. Kimin tarafından? Türkiye tarafından. Bunların amacı şudur ki, bu olayın amacı şudur ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki stratejik alanların bir özelleştirmeyle bir başka kişilere devrilir. Ve bu bir başka kişilere devri de bir başka kişilere menfaat sağlamadır, bir başka kişileri zengin etmektir ve Kıbrıs Türklerin elinden de stratejik olayların alınmasıdır. Bunun başka tanımı bana göre yok. Siyasi bir olay. Siyasi bir olay. Bana göre siyasidir. Peki Rusya'nın Türkiye'den ve böyle bir şeyi talep edememesiyle, Türkiye'nin bizden talep edememe, böyle bir şeyi talep edebilir, hatta ısrar edebilir noktada olması arasındaki fark. Tabii ki şu var, yani Türkiye yani Rusya'dan doğalgazı satın alıyor. Ha, biz Türkiye'den suyu satın almayacağız. Su bize Türkiye'den bir hediye olarak geliyor aslında. Başında öyleydi. Hatırlayın ve o zamanki gelin demeçleri bulunuz, o zamanki toplantıların tutaklarda bulunuz. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne suyu getirecek ve Kıbrıs Türkleri'ne bu suyu hediye verecek. Çünkü Kıbrıs kuraklıktadır. Kuzey Kıbrıs'taki ekonomik alanın çoğalabilmesi ve tarımsal alanın da daha verimli olabilmesi için bu suya ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu suyu ben getirip vereceğim, hediye edeceğim ki Kıbrıs'taki Türkler de kendi tarımsal alanlarında kendi ekonomik aktivitelerini daha iyi yapabilsinler, daha yönetebilsinler mantığı vardı aslında. İlk buydu. Şimdi ne oldu da durum değişti? Hatırlayacaksınız bundan önceki hükümetle de bir protokol imzalanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında bir su ile ilgili bir protokol vardı da bu protokolda, ön protokol daha doğrusu, bu ön protokolda sunun
yine biraz önce dediğim gibi Türkiye tarafından yönetileceğini, sunun Türkiye tarafından dağıtılacağını, taşlarının yapılacağını, o ön protokolda bunlar mevcut. Hata burada başladı. Yani o zamanki hükümetler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve KKTC Hükümeti, kendi arasında bu ön protokolü yaparken o zaman amaç değişti. Protokolda amaç daha değişik bir boyut aldı. Neydi başındaki amaç? Su hediye gelecek, bize verilecek. Protokolda bu değişti. Su hediye gelmeyecek. Suyu ben getiriyorum ama ben yöneteceğim ve ben istediğim gibi stratejik olarak bir hareket edeceğim anlamında oldu yapılan protokolla. Hatası da burada oldu. Daha doğrusu siyasi stratejik değişiklik burada oldu. Evet. Dolayısıyla şu andaki tabii ki sonuçta iki hükümet arasında yapılmıştı bu protokol. İki hükümetle bağlayıcı bir unsur oldu. Ve bu yapılan ön protokol o zaman şu andaki hükümetlerin elini ayağını da bağlamış durumda oldu. Evet. Peki şu anda bu su konusunda yaşananlar, su tabii ki direkt ekonomiyle bağlantılı değil ama bir şekilde su, bilmiyorum doğru terim midir ama bir tehdit unsuru olarak kullanılıyor. Ekonomik protokol ve dolayısıyla 13. maaş karşısında. Aslında 13. maaş karşısında değil. Yani onu bir düzeltme yapayım müsaade ederseniz. Buyurun. Şimdi biliyoruz ki Türkiye ile imzalanan ekonomik protokollerde Türkiye'nin kuzey bazı istek ve talepleri vardır. Evet. Bu istek ve talepler, o protokolde yazılı neydi bu istek ve talepler? İşte su yönetimi konusunda ekonomi protokolde yeri var. Türkiye yönetecek, Türkiye dağıtacak. Yine protokolda elektrik kurumu olayı var. Yine protokolda işte devlet olayı var veyahut da kamunun, yeni kamunun düzenlemesinin evet. geçirilmesi var vesaire. Yani protokollarda bir takım ekonomik yapılması gereken bir kısmının da Kıbrıslı Türklerin menfaatine olan aslında unsurlar yer almaktadır. Ve bu unsurların yapılması karşılığında da Kıbrıslı Türklere bir para verilmesi olayı vardır. Yani bugün olan işte 130 milyon TL'lik hani bu istenenler yapılmadı diye orada o paranın duruyor meselesi aslında o 130 milyon TL herhangi bir şeyi yapın da alın karşında değil. Bunları gerçekleştirin, ben size bu paraları veriyorum. Odur aslında olay. Yani bu, alın bu 130 milyon TL'de bunu yapın değil. Gerçekten. Bunları gerçekleştirin, bunları yapın. Bu 130 milyon TL size hediyem olacak. Odur aslında anlamı. Çok kaba bir terimle söylemeye çalışıyorum. Bunlar yapılamadığı için oradaki para kaldı ve dağıtılamadı, verilemedi. Verilemediğin dolayı da maaşlar ödenemedi. Yani o herhangi bir şeyin, yani insanlarımız bunu yanlış anlar. İşte 130 milyon TL orada durur da biz bunu yapmadığımız için o 130 milyon TL'yi kullanamadık. 130 milyon TL'yi bunu yapalım diye bize verdiler. Hayır, öyle bir şey değil. Bunlar yapılarak 130 milyon TL bize hibe verilecek aslında. Bir nevi hibe bir paradır o. Bir herhangi bir şeyin karşında değil. Dolayısıyla şimdi biz bu ekonomik protokolde öngörülenleri gerçekleştiremediğimiz için, imzalamadığımız için o para orada duruyor ve o para bize kullandırılamıyor. Evet. Yani bir derecede aslında orada duran para bir tehdit unsuru oluyor bizim için. Yani bunu yapmasan bunu kullanamazsın. Yap bunu kullan. Anlatabiliyor muyum? Yani bir derece bir tehdittir. Ve maalesef Kıbrıslı Türkler de bu tehdidi alıyor. Ben öyle bakıyorum olaya. Yani parayı almak uğruna, 13. maaşı almak uğruna istenen bize uyar veyahut da uymaz. Bizim felsefemize uyar veyahut da uymaz. Bizim yapımıza uyar veyahut da uymaz. Yapın. Ama yeter ki o parayı alıp bize verin. Ama bugüne bu anlayış çok yanlıştır. Peki sendikaların tutumu ya da hükümetin bu noktada yapması gerekenleri de konuşacağız. Yani genel anlamda böyle bir sorunla karşılaşmasak da aslında bizim bu süre zarfında, çünkü siz uyarılarınızı hep yapıyorsunuz, ekonomistler yapıyor uyarılarını ve yol gösteriyor. Vergi konusu var, bunun dışında birçok konu var, bizim kendi ödevlerimiz de var yapmamız gereken. Bunları da konuşacağız ama biz bugüne kadar örneğin şimdi... Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi'nin almış olduğu bir karar var ve denildi ki su konusunda taviz yok. Şu ana kadar imzalanmış su konusuyla ilgili geri bir adım da yok hükümet kanadında. Zaten bir şey söyleyeyim, sesimi unutmayın. Aslında bu kurultay kararı ister. Çünkü neden?
Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kurultayında su konusu vardı ve bir kurultay kararıyla oraya girdi. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin su konusunda geri adım atabilmesi için tekrar kurultay kararı istedi. Çünkü kurultay kararlarına ancak tekrar kurultay kararı olabilir. Evet. Bir de o var. Evet. Şimdi peki nedir sorun olan? Evet, 13. maaşlar ödenmedi. Sendikalara bakıldığı zaman sendikalar bugüne kadar bir sorun karşısında hep söylenen şuydu: Türkiye paranı istemiyoruz. Ve bugün hep Türkiye'nin yönlendirmesiyle, Türkiye'nin ya da baskısıyla, adına ne koyarsak koyalım, adımlar atılmaya çalışıyor diye eleştiriler yapılır genellikle sendikalardan. Sendikaların böyle bir duruşu var. Biz seçmenler olarak kendimizi yönetelim diyoruz. Bunu dile getiriyoruz. O zaman ortada bir sorun var mı? Yoksa aslında göründüğü gibi değil mi birçok nokta? Böyle eylemlerde hatırlıyoruz. Elçilik önünde yapılan eylemlerde hatırlıyoruz. Kendimizi yönetmekten bahsediyoruz. Siyasi partilere bakıldığı zaman CTP'si de, TDP'si de, BKP'si de ya da meclis dışından diğer partilere de bakacak olursak hep kendini yöneten hükümetlerden bahsediliyor. O zaman çoğunluğumuzun bizim bu duruşun arkasında olmamız gerekiyor. Bu doğru. Ama bir şey daha var. Şimdi biz de kendi ödevlerimizi yapmak zorundayız. Yani bugün tamam, doğru, 1976'dan bugüne kadar değişik hükümetler görev aldı. Değişik bakanlar görev aldı. Kolay da yeni bir devlet kuruldu. Bu devletin altyapısıdır, yönetimidir, know-how yoktu, Kıbrıs Türkler'de oluştu vesaire derken günün sonunda aradan 40 yıl gibi bir zaman geçti. Ve bu 40 yıllık süre içerisinde sorunlara daha bir birikti ama bu sorunların da çözülmesi gerekiyor. Bizim en büyük sorunumuz ülkede kamu yönetimindedir. Yani eğer bugün kamu yönetimi düzgün yönetilmiyorsa, kamu düzgün hizmet veremiyorsa, maliye toplaması gereken, alması gereken vergiyi alamıyorsa, çünkü günün sonunda bu bütçede sürekli 200-300 milyon liralık bir açık söz konusu oluyor. Ve bu açıktan dolayıdır ki zaten 13. maaşlar ödenemiyor. Peki bu açığın kapatılması nasıl olacak? Çünkü sürekli yıllardır hep bu açıktan bahsediyoruz. Demek ki bu açığın kapatılması ancak ekonominin büyütülmesi, maliyenin toplaması gereken vergiyi toplaması, üretimin çoğaltılması, yani sonuç itibariyle ülkeye bir para girişiyle oluyor. Ancak bununla mümkündür. Ama eğer bugün ben mali olarak gelir dağılımını düzeltemediysem, adaletli vergi alımını düzeltemediysem, kamudaki hizmeti, kalitesini düzeltemediysem, insanların sürekli şikayetlerine maruz kalıyorsam, almam gereken vergiyi ilgilerden alamıyorsam, o zaman demek ki ben de kendi ödevimi yerine getirmemişim. Çünkü bugün %40'dır toplanan vergi, yani %60 bir vergi olayı vardı ki toplanamıyor ülkede. Geçmiş oranla bu daha iyiydi yani şu anda. Geçmişte de bu daha da kötüydü. Bu %40 daha da aşağıdaydı. Şu anda biraz yukarıda ama bu yeterli değil. Fakat bunun çoğaltılabilmesi için biz yani ortaya bir çaba koyuyoruz ama yeterli çabayı ortaya koyabilmiş değiliz. Yani bugün bakınız, Ercan'dan günde kaç tane uçak kalkıyor? Bilmem ama sanıyorum çok fazla. Evet. Çünkü Türk Hava Yolları var, Pegasus var, Onur Air var, efendim Atlas Global var. Dört olduk. Herhalde bir 5-6 tane var benim sayamadığım olabilir. Giden yolcu sayısı ne kadar da çok fazladır. Hiç siz elektronik ortamda almış olduğunuz bilete baktığınız mı üzerinde ne yazar? Eminim ki kimse bakmamıştır. Zaten belki de elinizde bilet de yoktur. Çünkü elektronik ortamda siz rezervasyonunuzu yapıyorsunuz. Gidiyor salona, binip gidiyorsunuz. Ama orası elektronik bilette vergiler ve hizmetler diye bir bölümü var altında. Toplam fiyatın %27'si, ödemiş olduğunuz fiyatın %27'si hizmet ücreti, vergi ve diğer ücretler diye altında bir notçuk var. Kime gidiyor bu vergi? Bizim hükümetimiz mi? Bu para Türkiye'ye gidiyor. Bunu Türkiye alıyor. Evet. Neden onu size söyleyeyim? Elektronik biletin altına baktığınızda bütün telefonlar Türkiye telefonlarıdır. Yani siz iptal edecekseniz biletinizi
Türkiye'deki telefonu ararsanız, değiştirecekseniz de Türkiye telefonu arayacaksınız. Yani aslında o bilet Türkiye'den geliyor size. Dolayısıyla o da o vergi de oraya gidiyor. Yani ben buradan almam gereken bilgiyi alamıyorum. Kademesi zaten sıfır. Bakınız. Uçak biletinin kademesi zaten sıfır. Yok, kademesi yok. Yani bugün bu kadar yolcu yurt dışına gidiyor buradan ve biz buradan yeteri kadar geliri, biletten yeteri kadar geliri alamıyoruz. Bu bir. Birinci kare. Çalışılması gereken, yapılması gereken ödevlerden bahsediyorum. Bu birinci kalem. Diğer kalemimiz nedir bizim? Kazinolardan biz gerekli bilgi alıyor muyuz? Hayır. Yani bakınız, bugün ülkede 5 yıldızlı oteller diğer otelleri batırdı. Sebebi ise verilen lüks hizmetler ve kazino olayları. Tabii ki lüks hizmetler de kazinolardan geliyor. Peki kazinolardan bu devlet gerekli vergi alıyor mu? Hayır. Ne yaptık biz? Dedik ki makine başına şu kadar dolar, rulet başına şu kadar dolar, bana yıllık bir ücretlere şey vereceksiniz, haş vereceksiniz, bu kadar imtiyaz hakkı vereceksiniz. İşin basit tarafı. Siz bu iş faaliyetlerine devam edeceksiniz. Ya ne yaptık biz? İşin basit tarafına kaçtık. Bize her sene bu kadar para verin siz. Ne isterseniz yapın. Ne kadar para kazanırsanız kazanın. Benim umurumda değil. Var mı böyle bir şey? Bugün Monte Carlo'da, Amerika'da yani, ki kazinoların merkezi, dışarıdan bağımsız çalışan muhasip ve murakıpları içine alan bir yapı kuruldu. Ve o kurulan yapı kazinolar denetliyor. Biz kazinolar denetlemiyoruz. Yasamızda olmuş olmasına rağmen denetlemiyoruz. Denetlemediğimiz için de biz vergimizi buradan düzgün alamıyoruz. Şimdi alan bir kere şeyden önce vergi insanların cebinden paranın zorla alınması demektir. Baktığınızda odur. Kimse vergi vermek istemez. Vergiyi hükümetler, devletler insanların cebinden zorla alır aslında. Çünkü şimdi ben size desem ki siz bana vereceksin, verir misiniz? Hayır. Ama ben size bunu desem ki vermeniz gerekiyor. Bundan dolayı zorla olur mu? Ben alıyorum ben bunu. Zorla olduğuna göre basit yasalarla ve yasalara günün koşullarına uyarlayarak denetim neticesinde alınması gerekiyor. Biz bunu yapıyor muyuz? Hayır, yapmıyoruz. Yani bugün KKTC'deki vergi dairesinin, ben olsam bugün Maliye Bakanı, bütün işleri durdururum. Tüm memurları denetim ve inceleme memuru yaparım. İnceleyeceksiniz. Kim ne yapıyor? Kim nereye gitti? Kim ne kadar vergi verdi? Vermesi gereken vergi ne kadardı diye. Kayıp dışılıkla ilgili çalışmalar yapıldı daha önce Ticaret Odası tarafından. Ne oldu? Bu çalışmalar içinde yer alan isimlerden daha sonra bakanlık yapanlar oldu. Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı. Yine bu çalışmalar içerisinde yer alan isimler. Dolayısıyla büyük bir fırsattı aslında hayata geçirmek için. Orada yazılanları, oradaki saptamaları görüp hazırlayanlar olarak da hayata geçirmek için. Az önce kasinoların örneğini verdiniz. Sanatçılar geliyor, reklamları yapıyor. Biz Türkiye'den izliyoruz bu reklamları da. Evet. Ve diyorlar ki en fazla parayı bu yıl şu sanatçı aldı. O sanatçı da Kıbrıs'ta çıktı. Evet. Onu izlemek için de şu kadar para verdi insanlar deniliyor ki kaç Kıbrıs'ı gidip izleyebilir, o ayrı bir tartışma. Peki bunun vergisi örneğin. Evet. Şimdi de ben vergimi veriyorum çalıştığım için. Evet. Ama burada para kazanan sanatçı veriyor. Şimdi normalde tabii ki isim de verelim ya, vermekte sakın yok. Çünkü bu basına çıktı. İşte Tarkan 1 milyon TL almış. En bağlı 1 milyon kusur. Şimdi bunun normalde yasaya göre %10 stopajı, %10'a kademesi vardır. Bu 1 milyonun. Peki Tarkan 1 milyon aldı gitti de bunun bu var. Peki oraya Tarkan izlemeye gidenlerin verdiği para bunu kim denetledi? Veyahut da bilet kesildi mi bununla ilgili? Hayır, yapılmadı. Eminim ben buna. Ne oldu? Parayı veren verdi, biletsiz gitti içeriye ama kazino müşterileri veyahut da misafirlerimizin başlığı altında oldu bu iş. Ve gitti, kaynadı gitti. Hı. Bilet kesilmedi. Kesildi, inanmıyorum. Dolayısıyla işte biraz önce söylediğime geliyorum. Denetim
ve inceleme bugün vergi dairelerinin, dünyadaki vergi dairelerinin en önemli unsurudur. Siz bilir misiniz? ABD, Avrupa Birliği'nde toplanan vergilerin gayri safi milli içindeki payını %70 civarlarında. Bizde kaç? %30. Ve çıkıyoruz ve diyoruz ki OECD ülkelerine göre biz iyiyiz. %30 milli sasla içindeki. Hayır. Bakın bakalım Avrupa Birliği ülkelerine. %70'lere yakın. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama KDV, ki adaletli bir vergi olduğunu düşünüyorum KDV'nin, çünkü sonuçta insan harcadığı kadar bir vergi ödüyor. Hacı, paranız varsa harcarsınız, KDV'sini ödersiniz. Yoksa harcaması kadar ödemezsiniz sonuçta. Toplam vergilerin içindeki payı %25'tir. Bizde kaçtır? 6-7. Yani bu demektir ki biz, oraya geliyorum, kendi ödevlerimizi aslında burada yapamıyoruz, yapmadık. Yani bir e-devlet projesini de, ki elektronik ortamda incelenmesi gerekiyor bu unsurların, onu bile biz hayata geçiremedik. Vardı, uzun süre çalışmalar devam ettiriliyor. Bugün maliyede, vergi dairesinde hatırı sahili bir memur kitlesi varken, denetleyen veyahut da inceleyen memur sayısı çok cüzidir, yani asgaridir, yetersizdir, yapamıyor, yetiştiremiyor. Yani biz nerelere adamı koyup yetiştireceğimizi ve iş yapacağımızı, önceliklerini herhalde saplayamıyoruz. İşe göre de alınmadı çünkü bugüne kadar, ben genel anlamda bahsediyorum. Evet. Ha, dolayısıyla nereye gelmeye çalışacağım ben burada? Bugün sendikaların söylemleri vardır. Sendikaların bu konuda söylemleri haklıdır. Yani siz işte vergi almanız gerekenle de almıyorsunuz, vergi adaletsizliği vardır, şu var. Burada sendikalar haklıdır. Burada sendikalar bu talepleri yapacak, bunları söyleyecek. Ama diğer taraftan da eğer bir baskıya karşı eğer bir direniş varsa ortada, buna da sahip çıkacaksınız diye düşünüyorum. Yani ben şunu tercih ediyorum. Bu 13. maaşın, tabii ki bu bir haktır. Bu bir yasadır. Ama verilmesin, ben sendikacı olan verilmesin ama bu dik duruşun arkasına durayım ben. Ama siz de bunu yapın. Yani ben sendikacı olan hükümete şunu derim. Tamam, ben 13. maaş konusunda sana baskı yapmıyorum. Bu dik duruşuma saygı gösteriyorum. Ama biraz önce bahsettiğim unsurlar vardı ya, buradaki sendikalarda bunlar üzerinde duruyorlar. Bunları da filanca zamana kadar yerine getirsenin arkanda duracağım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir direkli duruş sergilemek gerekiyor Kıbrıs'ı Türkler tarafından. Ödevlerimizi yapacağız ve o zaman o direkli duruşumuzun da arkasına duracağız. Yani bakınız, biz bu ödevlerimizi yaptık. Bakınız, biz toplanan vergileri buradan buraya çıkarttık. Bütçe açığımız, cari açığımızı, 200 milyon kaldı açığımız, kapattık. Dolayısıyla burada artık direkli duruş karşıya sergilemek gerekiyor. Ha, bunu yapmadığımız zaman ve halk da bu yandan sürekli maaş ister, para ister, yatırım ister, bu sefer biz bize dayatılan bazı unsurların önüne geçemeyiz. Adaletli gelir dağılımı nasıl yapılabilirdi bu ülkede maaşlar açısından bakıldığı zaman? Burada ilk karşılaşılan sorun nedir? Örneğin eşit artış ya da bunun dışında, ki yine de aslında o açığı kapatmaz, çalışanlar arasında ya da emekliler arasında, ama bu ülkede belirli bir kesim ne yazık ki daha yüklü maaş alanlar adına çalışmak durumunda hissediyor kendini. Bir yandan bir eve 15 bin TL maaş girerken bir diğer eve 3 bin TL'yi sokmak imkansız durumda da olabiliyor. Yani gelir dağılımını biraz da bu yönden değerlendirecek. Bununla ilgili ne yapabilir hükümet? Hayır, yani, ilk karşısında bakınız, bu açıdan sadece. Tamam, şimdi şöyle diyeyim ben size. Dün açıklandı DEPÖ. Dedi ki 2015 yılında KKTC'deki enflasyon %7.87 oldu. %8'e yakın. Bu ne demektir? Yani sizin 2014 yılında almış olduğunuz mal ve hizmetlerin hizmetlere 2015 yılında
%8 daha fazla bir para ödediniz demektir. Öyle mi? Öyle. Peki ben Sabitgirili bir vatandaş, Sabitgirili'yim ben, 2014'te aldığım maaşın aynısını aldım 2015'te de. Ama almış olduğum mal ve hizmetlere %8 daha fazla bir bedel ödedim. Yani benim cebimdeki para daha çok eksildi. Evet. Ben 2014'teki yaşam kalitemi 2015'te bulamadım. %8 gitti. Peki ben 2015'in bu %8 kaybını 2016'da maaşımı alacak mıyım? Hayır. Asgari ücretlerden bahsediyorum. Veyahut da sabit gelirden bahsediyorum. Hayır. İşte otomatik olarak zaten benim. Ama bir diğeri alıyor. Kazanan, talep yapan, serbest piyasada çalışan alıyor bunu. Çünkü ona göre zamını yapıyor ve alıyor. Öyle mi öyle? Peki benim bu aradaki kaybım gittik sonra açılıyor. O alıyor, ben alamıyorum. İşte dağılım, o geri dağılım, evet. Ondan dolayı bozuluyor. Evet. Devlet memuru Eşir Mobil alıyor. Özel sektör çalışanı, asgari ücretli, onun oranında alamıyor. Makas açılıyor. Dağılım yine bozuluyor. Evet. Peki. Yani baktığımızda Damla Hanım, bu geri dağılımın bozukluğu aynı zamanda sosyolojik etki de yapıyor. Evet. Yani geri dağılımı bozuk olan ülkelerde düzgün hükümetler de çıkmaz. Bakın Kuzey Avrupa ülkelerine. Kuzey Avrupa ülkelerindeki geri dağılımın düzgünlüğünden dolayı herkes ortak katmanda yaşadığı için Kuzey Avrupa'daki hükümetlerde bakınız hiç kimsenin çoğunun umurunda değil sandığa gitmek. Çünkü kim gelirse gelsin sistemi değiştiremiyoruz. Sistem çok tıkı tıkı çalışıyor. Bakın Norveç'e, bakın İsveç'e, bakın Danimarka'ya. Aynı şekilde anlatabiliyor muyum? Ama bizde bu böyle değil. Türkiye'de de böyle değil. Yani gelişmekte olan ekonomilerde ve ülkelerde durum böyle olmadığından o türlü ne düzgün bir hükümet çıkarıyorsunuz, ne düzgün siyaset yapabiliyorsunuz, ne de sosyolojik olarak düzgün hareketlerde bulunabiliyorsunuz. Peki Türk lirasının değer kayıplarını da konuştuk. Sizinle daha önceki programlarımızda da ve hükümetin atması gereken adımları, alması gereken önlemleri de konuştuk. Bugün haberler yapılıyor. Bugün değil ama yine bu hafta içerisinde de yapıldı. Bir mutfak masrafının dünüyle bugünü arasında kıyaslama yapıldı. Eninde sonunda marketlere ellerindeki stoklar bittiği zaman bu dövizdeki değişimin, Türk lirasının değer kaybının yansıyacağını da konuştuk, değerlendirdik daha önce de. Peki bununla ilgili olarak biz ne yaptık, ne yapabildik, ne yapmalıydık ve yapmadık, eksik bıraktık. Bir de Türk lirası kullanmanın mağduriyetini yaşıyoruz. Aslında bizim ekonomimizin ciddi anlamda iyi olduğu ya da ekonomimizin var olduğu değerlendirmesini yapacağımız çok dönem var mı, bulabilir miyiz bilmiyorum ama biz hep ekonomiyi konuşuyoruz, krizleri hep konuşuyoruz bu ülkede. Bunun bir nedeni de Türk lirası mıdır ve bununla devam edelim. Şimdi tabii ki Türk lirasının değer kaybı bizi etkilediği kadar Türkiye'yi etkilemiyor. Hı. Bunu hep buralarda söyledik zaten. Çünkü sonuçta Türk lirası Türkiye'nin milli bir parasıdır. Orada basılıyor, orada dağıtılıyor, emisyon orada kontrol ediliyor, para politikası orada belirleniyor. Hı. Bizim burada ne para politikamız var, olamaz zaten çünkü kendi paramız yok. Emisyon yetkimiz yok. Kendi paramız değil. Hiçbir şey değil. Yani dolayısıyla biz bugün ha Türk lirasını kullandık, ha dolar kullandık, ha euro kullandık, ha Suudi Arabistan riyali kullandık fark etmez. Çünkü kendimizin değil. Ha onları kullandık anlamında söylemiyorum. Dolayısıyla biz etkilediği kadar Türkiye etkilemiyor. Bir de bizi başka konuda da etkiliyor zaten. Biz Kıbrıs'ın yapısı gereği fiyatlamamız ve çeşitlememizde hep isterim dolar veya da euro üzerinden gidiyoruz. Yani bu gidin bir arabalar üzerindeki fiyatlara bakın. Euro'dur veya da sterlindir satış fiyatları. Gidin buzdolaplarına aynı şekilde. Gidin bir başka ürüne yine aynı şekilde. Bunu niye böyle yapıyoruz? Türk lirasına karşı olan güvensizlikten ötürü bunu böyle yapıyoruz aslında. Çünkü biz bu Türk lirasından olaylardan dolayı Kıbrıs olarak bayağı bir yıprandık, bayağı bir çok çektik. Zamanında işte Kıbrıs liralarının olayı vardı biliyorsunuz. Onlar dönüştürülmüşler işte 1936'dan. 2000'deki krizler, devalüasyon krizlerinden ortaya çıkan kayıplar vesaire. Dolayısıyla bir güvensizlik var. Dolayısıyla biz bunları böyle yaptığımız için kur farkı yansımaları bize daha fazla geliyor. Türkiye'de bu kadar kur farkı yansıması olmuyor.
bizim burada olduğu kadar. Çünkü bizim buradaki bir takım işlemlerimiz döviz üzerine olduğu için kur farkı mekanizması yapıyor. Mesela siz TürkSat'a bir bedel ödüyorsunuz. Öyle mi? Evet. Ve bu bedel Türk lirası değil. Dolardır, öyle mi? Evet. Öyle. Sizin bu ödediğiniz dolarla 2014 ile 2015 arasındaki kur farkından dolayı müthiş bir kur farkı kaybınız oldu. Yani Türk lirası bazında siz daha çok bir ödeme yaptınız. Ama aslında sizin geliriniz Türk lirası. Demek ki sizin TürkSat'a yapmış olduğunuz ödemenin miktarı arttı. Türk lirası bazında. Dolar olarak artmadı. Ama kendi ödediğiniz para birimine baktığınız zaman arttı. Çünkü sizin geliriniz o para birimine. Uçurum. Dolayısıyla bizi bu çok fazla etkiliyor. Bizim burada tabii ki... Evet, yönetmen arkadaşımız ilgilensin. Bu arada mikrofonumuz sanıyorum bir sorun oldu. Dolayısıyla sizinle de mikrofonumuzu takalım. Öyle devam edelim sohbetimize ki değerlendirmelerini daha sağlıklı işitebilme şansı olsun izleyenlerimizin de. Pardon. Eğer bir sorun varsa da yönetmen arkadaşımızı alırız. Dolayısıyla burada milleti ve insanları çok fazla etkilemeyecek bir şekilde dövizden olan yükselişin kurları belli olanlardaki kurları belli bir yerde tutarak onu minimum düzeyde etki alana girmesini sağlamamız gerekirdi. Yani neydi? Kriz başladığı zaman doların fiyatı neydi? 2.32 idi. Ondan sonra 2.75'e çıktı. Ve 2.75'ten sonra hiç aşağıya inmedi. Biz Bursa'dan yine bir öneri yapmıştık. Demiştik ki, gelin biz doları 2.75'e sabitleyelim. Yani ne için 2.75 dedim o zaman? 2.75'e çıktıktan sonra hiç aşağıya inmedi artık. Yani 2.75 dolarda bir dead point idi. Bunun altına inmesi mümkün değil dedik. Ki arada aynı iddiadayım. Gelin sabitleyin. Burada sabitlemekle devletin herhangi bir kaybı olmaz. Biz sadece tapudaki veyahut da diğer işlemedeki sabitlemeyi kastetmedik. Ama onlar öyle yapıldı. Ve bir kararnameyle yapıldı bunlar. İşte dövizdeki kira stopajları %13 oldu. TL'nin kira stopajı %7 oldu. Bu ay o da bitti. Ama döviz krizi bitmedi. Dolar bugün 3.05. Gelin dedik, ithalatta yapılan ve gümrükte ödediğimiz dolar üzerindeki vergileri de 2.75'e sabitleyelim. Piyasaya pahalı getirmeyelim diye. Gelin dedik, dövizle yapılan muamelelerin önüne geçelim. Yani dövizle fiyatlandırma bu ülkede artık yapılmasın. Türkiye'de yapılmıyor, yasak. Gelin dedik dövizle kişilerin borçlanmasını engelleyelim. Kişiler zarar görmesin. Çünkü yine dövize de ortaya çıkaracağız. Bakınız damladım, bu ülkedeki kredilerin %50'si dövizdir. Bu ülkedeki kredilerin %50'si dövizdir. Yani 100 lira kredi varsa verilen bankalarda 50'si TL'dir, 50'si dövizdir. Şu anda döviz borcu olanlar yine kara kara düşünüyorlar. 3.05, istediğim 4.40. Ama insanların yine de sabit kaldı. Artmadı. Yarın bugün yine döviz adı yaratacağız biz sene sonuna kadar 2016'da. Bütün bunları söyledik buradan. Bunların niçin söyledik ve nerede örneklerini aldık da söyledik? Aynı para birimini kullandığımız Türkiye Cumhuriyeti'nde durum böyledir. Devlet, hükümet vatandaşını koruma altına alıyor. Çıkartmış olduğu yasalarla veyahut da yapmış olduğu uygulamalarla. Biz ne yaptık? Yapmadık bunların hiçbirini. Bir kararname çıkarttık iki aylığına. Dediğim gibi kira stopajlarını oranlarını yükselttik. Bir takım yerlerdeki doları sabitledik. O kadar, başka hiçbir şey yapmadık. O da kararname ne oldu? Ve kararname şu anda bitmiş durumdadır. Yani o kararname yok artık. O kararname süresi 3 aydı zaten. Şu anda döndük yine eskiye. Ama dolar da o zaman bu öneriler yaptığımızda 2.90'lardaydı. Bugün 3.05 dedik. Yani dolar da yükselmeye devam etti. Ya. Yani biz kendi ödevimizi yapmıyoruz.
Kendi ödevimizi yapmadığımız için de birilerine bir şey söyleme hakkını elde edemiyoruz maalesef. Onu programın başından beri bunu vurgulamaya çalışıyorum. Yani gerek vergisel bazda, gerek vatandaşın koruma bazında, gerek yasal düzenlemeler bazında, gerekse kamunun düzgün hizmet vermesi ve produktif çalışması konusunda yapmıyoruz. Bakınız, tekrar geleceğim, benim en çok üzerinde durduğum konulardan bir tanesidir bu vergi ve vergi toplama konusunda. Bugün emlak vergisinin nasıl fiyatlandığını bilir misiniz? Metrekareye bir Türk lirası. Yani bugün sizin Girne'de, Çatalköy'de, efendime söyleyeyim, Balabayısta, Lüksele'de villanız var. Yüzme havuzunuz da var. Kocaman alanın içerisinde. Metrekareye 1 lira diyorsunuz emlak vergisi. Yani bir hesap yaptım ben şimdi kalandan çok çabuk. 250 metrekarelik bir villanın yıllık emlak vergisi 250 Türk lirası. Yapmayın Allah aşkına. Emlak vergileri artırılabilir. Yapmayın Allah aşkına. Yani hayır, bu bir örnek. Bununla yani örneği şuradan veriyorum. Yani nesin bunları veriyorum? Niçin bunun üzerine duruyorum ısrarla? Çünkü benim almam gereken, yapmam gereken işleri yapmıyorum. Almam gereken, toplamam gereken Liyer'deki vergiyi toplamıyorum ama insanlara yükleniyorum bu sefer. Onun için maçta ödeyemiyorum ben mesela. Hayır, önce kendi ödevimi benim kendim yapmam gerekiyor. Yani bu düzenlemeleri benim yapmam gerekiyor. Elektronik ticarette vergi alıyor muyuz biz? Salon ortamda bir sürü işlemler dönüyor artık. Şu anda sizin oturduğunuz bilgisayarınızda bir sürü işlemler dönüyor. Vergi alıyor muyum buradan? Bir sürü ticaret dönüyor orada aslında. Yok. Bir kuruş yok. Free. Peki sanal ortamda oynatılan kumardan ben vergi alıyor muyum? Şimdi biliyorsun bu moda oldu. Artık server başka ülkede, buradan bilgisayardan online kumar oynatılıyor. Hayır. Hayır. Nasıl yapacağımızı bile bilmiyoruz. Peki, buyurun. Yani, peki mülk ve sermaye vergisi? Siz, biraz önce verdiğimiz örnekten geçelim. Siz yaptınız bir ev malınızdan, atıyorum 2000 isterlin. Bu ev önümüzdeki sene oldu 3000 isterlin. 1000 isterlin bu ev değer kazandı. Öyle değil mi? Capital gain tax'tır bunun adı. Bu 1000 isterline orantılı vergi alacaksınız. Niçin bu kadar lükslük oldu bu ülkede? Bundan dolayı oldu damlanım. Yani herkeste bir lüks yaşam sevdalısı vardır. İnsanlarda sermaye birikimi var, zengin oldu. Tümünü demiyorum tabii, tırnak için söylüyorum. Ama KKTC devleti fukara. Demek ki ben devlet olarak nasıl vergi alacağımı, parayı nasıl toplayacağımı bilemiyorum. Ki ben ukarayım, onlar da zengindir. Yani benim parayı almam gereken yerler zengin, ben de ukarayım. İşte bu bizim ödevimizdir. Bunları peki, bizim yapmamız gerekiyor. Orta vadeli programı da biraz değerlendirelim. Son derece iyi. Son derece iyi. Orta vadeli program bu ülkede son, yani daha doğrusu 10 yıldır yapılmıyordu yanılmıyorsam. Ya da 15 yıldır, şu anda net hatırlamıyorum ama ondan bu tarafa yapılan çok iyi bir çalışma. Çok emek sarf edilen bir çalışma. Ve kendi ülkemizin realitelerine çok yakın bir çalışma oldu. Ben bu konuda da DPÖ'yü tebrik etmek isterim. Ve konuda bir program yapmıştık. Genç TV'deydi yanılmıyorsam. Yatak kanatı şu anda altında değil. Orada da aynı görüşlerimi paylaştım. Gerçekçi bir programdır. Yani işte büyüme hedefi olsun. Daha doğrusu hedef demeyeyim. Büyüme potansiyeli, yani %3'lerde olsun. Gayri safi milli hasılanın işte. Bakınız bir şey söyleyeyim size. 15 bin dolardı bu ülkede kişi başına düşen milli gelir değil mi? Bu şu anda kaç dolar oldu? 12 bin. 12 bin. Dolar yükseldi. Bu düştü aşağıya. Bu kadar basittir yani. Şimdi neden böyle oldu? Çünkü üretimi biz yeteri kadar yapamadık. Servisi yeteri kadar veremedik. Yeteri kadar biz almamız gereken parayı almadık. Dolayısıyla ne oldu?
kişi başına milli geliri dolar da yükselmesi aşağı geliyor. Peki biz kendi programımızı da hazırladık. Bu programın güzel olduğunuzu da söylediniz. Doğru bulduğunuzu da söylediniz. Birçok kesimde kendi programımızı hazırlamamız açısından memnuniyetini ortaya koydu. Evet. Eleştiri evet. ya da eksik gördüğü noktaları belirtenler de yine böyle bir programın hazırlanmış olmasından ve genel hatlarıyla memnun olduğundan bahsetti. Bir yandan da Türkiye'de bir protokol olacak. Bizim programımız ve neresinde olacak bunun? Devlet Planlama Örgütü merkezinde bizim programımız olacak diyor. Bizim programımızda özelleştirme yok. Evet, aynen şimdi öyle. Zaten bizim kendi programımızı hazırlamak Türkiye ile yapacak olan ekonomik protokole bir zemindi. Yani aslında günün sonunda bu o zaman hep dedik ya işte programlar Türkiye'de hazırlanıyor. Gelip evet. bizim burada şey yapıyor. Biz kendi programımızı hazırlamıyoruz. İşte bu kendi programımız. Ve burada murat edilen şuydu ki Türkiye ile yapılacak olan ekonomik protokolde DPO'nun hazırlamış olduğu orta vadeli program zemindir. Ve o program üzerinde geliştirilme yapılacak ve imzalanacak diye konuşuldu, söylendi, hem fikre varıldı. Fakat şimdi tabii ve o programın özelleştirme yoktur. Ne su konusu, ne elektrik konusu, ne telekomünikasyon konusu ve bir takım da Türkiye'nin bize yapmamızı istediği şeyler de yoktur aslında o program içerisinde. Şimdi Türkiye'de kendi programında veya da kendi protokolünde bunları koyuyor. Özelleştirme olayını koyuyor. Ama biz de dirayetli duruyoruz bu konuda şu anda. Yani bereket ki öyle oluyor en azından. O zaman bizim kendi programımızı yapmamızın ne anlamı kalır? Eğer ben kendi programımı uygulamayacaksam, eğer ben kendi programımı yapılacak olan protokole zemin olarak kabul etmeyeceksem, o zaman ne gereği vardı kendi programı yapayım? Bir anlamı kalmıyor yani sonuç itibariyle. Yani benim kendi ülkemin bağımsızlığı, kendi egemenliğim burada aslında yok sayılıyor. Eğer ben bağımsız bir ülkeysem, egemen bir ülkeysem, kendi kendimi ben yönetiyorsam bu benim programım. Bu programda gerçekçi bir programsa gelin bu program üzerinde konuşalım ve zemin kabul edelim. Biz bugün Güney Kıbrıs'ta bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki, biraz evvel hep onu söylüyoruz. Ya işte biz dönüşümlü başkanlık istiyoruz çünkü biz yönetebiliyoruz. Biz şunu istiyoruz, Merkez Bankası Başkanı Müdürü yönetebiliyoruz. Hatta biz şu anda bile diyoruz ki bizim kendi Merkez Bankası Başkanımız da bir Kıbrıslı Türk olmalıdır diyoruz. Demek ki yani biz kendimizi yönetebildiğimizi iddia ediyoruz. Ve bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Biz bunu böyle yaparken bugün Türkiye ile olan münasebetlerimizde biz kendi kendimizi yönetemeyiz gibi bir muameleyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da aslında bir derecede Kıbrıs Türklerin onurunu kırıyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla ben DPO'nun hazırlamış olduğu programın zemin kabul edilerek bir protokolün yapılması gerektiğini düşünüyorum ve bunun üzerinde de ısrarcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Peki süremizin sonundayız. Teşekkür edelim size. Yaklaşık bir saattir değerlendirmeye çalışıyoruz. Gerek kendi ev ödevlerimiz gerekse bu süre zarfında hem eleştirileriniz hem de doğru bulduğunuz noktaları da söylediniz. Ama sadece su konusu değil aslında sorun. Bugün su, her ekonomik protokolde elektriğin özelleştirilmesi konusu da mevcut. Arkasından elektrik, telefon gibi birçok örnek de yaşanacak. Eğer bugün su konusundaki duruş devam ettirilmezse yorumları da çok fazla evet. yapılıyor. Dolayısıyla önemlidir. Bu da bunun altını çizmek isterim. Bekleyip göreceğiz bundan sonrasını ama beklerken de kendi ödevlerimizi, İşte, ısrar ederken de kendi ödevlerimizi yerine getirmemiz onu, gerekiyor diyorsunuz. Onu söylemeye çalıştım zaten. Yani biz bir taraftan ısrarcı olurken bazı konularda diğer taraftan kendi ödevimizi yapmamız gerekiyor ki o ısrarcı olduğumuz konuda haklı pozisyonda olalım. Bütün mesele buradan. Bunun da en büyük kaynağı maliyedir. Evet. Çünkü günün sonunda sorun olan maalesef paradır. Evet. Peki kolay gelsin diyelim. Hepimize hem size de. Hem hepimize hem aslında parayı yönetme görevlerinde olan çok zor. Herkese de. Yani çok şu anda sahibim ikimiz yönümde yanımda olmak istemezim doğrusu. Çok evet. zor. Hiç evet. kolay değil yani. Evet. Olmayan parayı idare etmek çok zor. Olmayan parayı idare etmek bir de yapılması gereken şeyleri aslında biliyorsunuz ama
yapamıyorsunuz da. Bir takım nedenlerden dolayı yapamıyorsunuz. Ama işte bunu da halk kabul etmiyor. Evet. Yani siz oraya geldiniz bunu yapmak için diyor insanlar size. Bunu yapacaksınız. Sizin göreviniz bu. Onun için elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Yani şimdiye kadar ÇTP hükümeti, ÇTP DP oldu. Ondan sonra ÇTP UBP oldu. Sanıyorum 1 2 3 tane bakan oldu. Geldi bu süre zarfında Maliye evet. Bakanı. Fakat hala daha yapılması gerekenler yapılmadı bu süre zarfında. Evet. Bu da hani bir eleştirilir. Evet, ayrıca bunda ben buna bir eleştiri olarak yönetmek evet. istiyorum. Peki. Yani her şeyi bırakıp bunu yapmak gerekiyor. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz size bir kez daha. Evet, ekonomist Mahmut Sezinler'di konuğumuz. Yine ekonomiyi konuştuk. Detaylarıyla sizinle paylaşmaya çalıştık. Gün içerisinde güne yansıyan gelişmelerle haber saatlerinde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Saat 18'de de ana haber bülteniyle de karşınızda olacağız bugün. Şimdilik hoşça kalın. Radyo Gazetesi.